metnindeyiz. Mukaddimetü Rezümiye. Ana kitap bu. Daha sonra Tuhfetü Seniyye, bunun şerhini okuyacağız. Rezümiye'den başlıyoruz yani. Bitince Tuhfetü Seniyye var. Bu kitap 7 sayfa. Baskısına göre 10 sayfa olarak değişebilir. 7-8 sayfa diyebiliriz kabaca. Takip edeceğimiz metin tam olarak 7 sayfadan oluşmakta. 7 sayfa bittiğinde şerhine, yani Tuhfetü Seniyye adlı kitaba geçiş yapacağız inşallah. Acumiye'yi Ebu Abdillah Muhammed, meşhur adıyla İbni Acurrum yazmıştır. Kitabın tam adı da Mukaddimetü Acumiye, yani Acumiye'nin, İbni Acurrum'un mukaddimesi. Mukaddime giriş, ön söz manasına giriyor. Nahiv dalında, nahiv ilmi konusunda yazmış olduğu bir mukaddimedir. Bir ön söz niteliğinde, yani özet bir nahiv kitabıdır diyebiliriz. Kitap özettir. Biz de özet olarak okuyacağız. Yani çok böyle detaylı anlatıma girmeyeceğim. Nitekim kitap bittikten sonra bunun şerhi olan Tuhfetü Seniyye'yi okuyacağız. Zaten orada şerh, açıklamalar yer alacak. Bu yüzden şu an için ben de açıklama yapmayacağım. Anlaşıldığı kadar açıklama yaparak devam edeceğim. Ek bilgiler yer almayacak. Ek bilgiler ardından okuyacağımız kitapta var zaten. Kitap kelamın tarifiyle başlar. El kelamu diye başlıyor. Kimin nahiv kitaplarında kelam konusu işlenmiştir, kimilerinde işlenmemiştir, kelime işlenmiştir. Nahiv kitaplarının evvelinde kelimenin tarifi veya kelamın tarifi yer almaktadır. Yani avamilde yer almamaktaydı bu. Avamili Birgivi'de kelime veya kelam yoktu. Avamili Cürcani'de de kelime veya kelam yoktu. Ama bunun dışında İzhar, Kafiye, Katrun Neda gibi, Elfiye gibi, bu tür biraz daha geniş olan nahiv kitaplarında kelime veya kelam yer almaktadır. Mesela İzhar'da, Kafiye'de kelam yoktur. Kelamın tarifi yok, kelimenin tarifi vardır. Okuduğumuz kitapta Mukaddimetü Acumiye'de kelam vardır. Bunun dışında yine bazı kitaplarda kelamın tarifi var. Bazı nahiv kitaplarında ise kelamın tarifi yoktur. Bunu biz iki avamil okuduktan sonra okumaktayız. Yerine uygun düştüğünü düşünüyorum. Başlıyoruz. El kelamu. Kelam nedir? Hüve o kelam. El lafzu. Bir lafızdır. Evvela lafız olacak. Öyle lafız ki el mürekkebu. Mürekkep lafız. Mürekkep bileşik demek. Türkçe tam karşıtı bileşik. Yani birden fazla kelimeyle kaynaşmış, birden fazla kelimeyle birleşerek elde edilen yapıya mürekkep demekteyiz. El-lafzul mürekkebu. Mürekkep bir lafızdır kelam. Her mürekkep lafız kelam olur mu? Hayır. El-müfidu fayda veren, bir mana ifade eden mürekkep bir lafızdır. Bir mana ifade etmesi yeterli mi? O da değil. Bil vez'i, vaz'i ile beraber. Buradaki ba'ya musahabe manası vererek bil vez'i, vaz'i ile beraber fayda ifade eden mürekkep lafızlara kelam demekteyiz. Vaz'i nedir? Bil vez'i. Vez'i bir kelimenin belirli bir manaya konulmuş olması, belli bir manaya tahsis edilmesi demektir. Kitap deyince kimse kitap denildiği esnada bir fiil algılamıyor. Zihninde kitap canlanıyor. Bilgisayar dediğimizde kimsenin aklına deniz gelmiyor. Bir bilgisayar yapısı hayalinde canlanıyor. Çünkü o kelime o varlığa, o maddeye, o cisme konulmuştur. İşte vazna dediğim şey kısaca bu. Geniş olarak şerhinde zaten işleyeceğiz. Demek ki kelam nedir? El kelamu, kelam huyo nedir? El lafzul mürekkebul mufidu bil vaz'i. Vaz'i ile beraber bir fayda ifade eden mürekkep lafızdır. Bir mana ifade eden mürekkep lafızdır. Ve eksamuhu selasetun. Kelamın kısımları da üçtür. Bazı kitaplarda kelimenin çeşidi üçtür der. Kelime üçe ayrılır. Enva'uhu der. İsmun ve fi'lun ve harfun. İsim, fiil, harf. Biliyoruz ki
El-evvelu ismun, es-sani fi'lun, ve-salisu harfun şeklinde takdim edebiliriz. Demek ki isim, fiil, harf kelamın kısımlarıdır. İsim, fiil, harf. Ca'e geldi, yani gelir, limanen bir mana için gelir. İsmun, fi'lun ve harfun. Ca'e limanen bir mana için gelirler. Fel ismu isim, yu'rafu bilinir, tanınır. Yani isim, fiil, harf. Bunları nasıl ayırt edersin? Fel ismu isim bilinir, tanınır. Yu'rafu bilinir, tanınır, ayırt edilir. Bil hafzi cer ile. Ve tenvini ve tenvin ile. Çünkü cer isimlerde vardır. Et tenvini ve tenvin. Tenvin iki esre, ötre, fetha. İki tanesi olduğu zaman buna tenvin diyoruz. Tenvin de fiillerde olmaz, isimlerde olur. Demek ki ismi nasıl tanırsın? Bil hafzi mecrurluk ile, cer durumu ile tanırsın. Çünkü cer olmak isimlere hastır. Ve tenvini tenvin ile tanırsın. Tenvin almak da isimlere ait bir özelliktir. İsim, fiil, harf nasıl ayırt edilir? Ve duhulil elifi ve lami, elif, lam dahil olması da yine ismin özelliklerindendir. Bunun sayesinde ismi ayırt edersin, tanırsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Fatiha'da ikinci ayet. Elhamdü. Hamd kelimesine elif, lam bitişmiş. Elhamdü. Onun isim olduğunu gösterir. Veya okuduğumuz kitabın ilk kelimesi el kelamu. Hani kelamun demek vardı. El kelamu yapmış. Elif, lam dahil olmuş. Demek ki el kelam kelimesi de isimdir. Bu şekilde. Ve hurufil hafzi ve hafz yani cer harfleri ve hi onlar nedir? Min ve ila ve an ve ala ve fi ve rubbe ve el ba'u ve el kafu ve el lamu. Ve hurufil kasemi ve kasem harfleri, kasem yemin demekti, yemin harfleri ve hi onlar da nedir? El vavu ve el ba'u ve ta'u. Vav'dır, ba'dır, ta'dır. Bunlar da hem harfi cer hem de kasem manası içermekteler. Tabi ba'ul kasem. Kasem manasında olan ba' var. Kasem manasında olmayan ba' var. Ba' müşterek. Vav ile te ise harfi cer olarak kullanıldığında daima kasem manası içermekte. Ba' ise öyle değil. Bazen yeni manası var, bazen yoktur. Harfi cerleri burada bu şekilde geçmiş. Gerçi biz Avamili Cürcani'yi daha yeni bitirdik. Orada harfi cerlerin geldiği manaları da işlemiştik. Harfi cerleri daha geniş olarak işledik. Ve el fi'lu ve fiile gelince yu'rafu fiildi bilinir, bilinir, tanınır, ayırt edilir. Ne ile? Bi kadi, kad ile. Kad vasıtasıyla tanırsın. Çünkü fiilin evveline kad bitişebilir. Hatta bunu ta binadayken anlatmıştık. Ve kad yekunu lazimen bazen lazım olarak gelir. Yani kad yekunu çok defa geçmiştir binada. Kâne yekunu kad'den sonra gelen fiildir dedik. İşte kad yekunu görüyorsunuz bir örnektir oraya. Fiilin evveline kadın bitişebileceğine bir örnektir. Muzahirin başına birleştiğinde, muzahirin başında geldiğinde bazıyet ifade etmek değildir. Bazen olur, nadiren olur, belki olur bu şekilde. Mazinin başına geldiğinde, fiil mazinin evvelinde gat varsa kesinlikle muhakkak ki manalarına gelmekteydi. Ve sin'i ve sin vasıtasıyla da fiili ayırt edersin. Fiilin evveline çünkü sin de bitişir. Seyegûlü süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhu diye ayet vardır. Yegûlü onlar diyor. Seyegûlü o diyecek. Gâle yegûlü, yegûlü o diyor. Seyegûlü o diyecek. Sin muzariye dahil olan bir harftir. Yakında olacak manasına gelir. Ve selfe. Kella sefe ta'lemun, sümme kella sefe ta'lemun, kella lev ta'lemun ilmel yegîn. Yani geçer ayetlerde yaygındır. Selfe de ileride olacak manasındadır. Yine fiilin evveline gelir. Demek ki fiilden hemen önce sin, sefe veya kat gelebilir. Bunlar vasıtasıyla onun fiil olup olmadığını anlayabilirsin. Başka ve ta'i teknisiz sakin eti. Sakin müenneslik tası. Teknis müennes demek. Ta'i teknis müenneslik tası. Öyle müenneslik tası ki bu es sakin eti sakin. Fiil mazide olan bir ta'dan bahsediyor.
Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, orası yani. Nasara, nasaru, nasarat, gaibenin müfredinden bahsediyoruz. O şekildeki T de yine fiillerde olur. İsmi, fiili anlattı yani, kısmen anlatıldı. Vel harfu, harfe gelince, ma, o öyle bir şeydir ki, la yasluhu, uygun olmaz. Uygun düşmez. Ma'hu, onunla beraber ne? Delilul ismi, ismin delilleri, ismin delili yani alamettir, işarettir, ona uygun düşmez. Ve la delilul fiili, fiilin delilleri, alametleri de, ayırt edici özellikleri de yine ona uygun düşmeyecektir. Her ne kadar uygun düşmez dese de yani düştüğü de olabilir ismin özelliklerinden. Mesela ba'un, ba, tamam. El-ba'u, el-ba'u diye bir şey yazılabilir mi? Yazılabilir, hatta yukarıda var. Vel-ba'u, vel-kafu, vel-lamu, ne olmuş? Elif lam almış bunlar. El-ba'u, elif lam neydi olsa ki ismin özelliği idi. El-kafu ismin özelliği, el-lamu ismin özelliği olarak elif lam vardı. Harfe dahil olmuştur. Ama şu var ki burada bu harfin ismidir. Harfin kendisi değildir. Harfin ismine bitişebiliyor, bizzat kendisine bitişmiyor. Böyle de diyebiliriz. Babul İrabi, İrab babına da bir giriş yapalım. El-İrabu, İrab nedir? Hüve o İrab. Tağyiru evahiril kelimi. Kelimelerin sonlarının değişmesidir. Tağyir, değişmek. Evahir, ahir, evahir, sonlar, kelim, kelimeler. Kelimelerin sonlarındaki değişikliktir irab. Kelimelerin sonları niye değişiyor peki? Neden dolayı değişiklik? Li ihtilafil avamili. Amillerin ihtilafından dolayı, yani amillerin değişmesinden dolayı kelimelerin sonundaki değişikliğe irab diyoruz. İhtilafın avamili, amillerin ihtilafı yani değişmesinden dolayı dedik. Öyle amiller ki bunlar, eddâhileti, dahil olan amiller. Neye dahil olan? Aleyha, onun üzerine. Herhangi bir kelime üzerine dahil olan amillerin değişmesi neticesinde kelime sonlarında meydana gelen değişikliğe irab demektir. Bu değişiklik takdiran, lafzan ev takdiran, lafzi veya takdiri olabilir. Ve eksamuhu erba'etun, irabın kısımları da dörttür. Kelime sonundaki değişiklik dört tane olabilir. Raf'un ve nasbun ve hafzun ve cezmun. Hepsi açık. Tek hafz cer demek, onu anlatayım. Gerisi açık zaten. Felil esma'i isimler için vardır. Min zalike, bunlardan, bu sayılan dört maddeden isimler için olan ne var? İsimlere ait olanlar. Er-raf'u, raf vardır. Ve nasb, bu nasb. Ve hafzu ve cer vardır. La cezme, cezm yoktur. Fiha isimlerde. Dört madde saydı İrab diye. İrab dörde ayrılır dedi. Bu dördü aynı anda isimde olmaz. Aynı anda da olmaz, farklı farklı zamanda da olmaz. Yani cezim isimde hiçbir zaman olmaz. Verel fe'ali min zalik, bunlardan fiillere ait olanlar nelerdir? Er-raf'u, en-nasbu, el-cezmu. Bu üçüdür. Raf, nasb, cezm. La hafza fiha. Fiilde de hafz yani cer olmaz. Bunlar yani şu ana dek işlenen şey sıfırdan duyduğumuz şeyler değil elbette. Bunları evamili birgivinin sonundayken de yine ben ifade etmiştim. İsme ait olanlar var, fiile ait olanlar var diye. İlk giriş dersimiz bu kadar olsun. Kitap zaten 7 sayfa, tahminen 10-15 güne biter diye düşünüyorum. Belki daha erken.